Herkese merhaba. Samsung'un Barcelona'da düzenlemiş olduğu Samsung Unpacked etkinliğindeyiz ve elimizde Samsung'un yeni Android telefonu, yeni Galaxy S-Amiral gemisi, Samsung Galaxy S6 var. Samsung Galaxy S6'nın en önemli özelliği Samsung'un ilk kez bir amiral gemisi Galaxy S telefonunda metale yer veriyor olması. Uzun zamandır görmüş olduğunuz plastik Galaxy S6 ile birlikte yerini metale bıraktı. Samsung Galaxy S6 gerçekten oldukça şık görünen ince, kibar bir akıllı telefon. Telefonun etrafını gördüğünüz gibi metal çerçeve çevreliyor. Bu metal çerçevenin sağında ve solunda görmüş olduğunuz gibi çeşitli işçilikler söz konusu. Bu da telefonu biraz daha şık gösteriyor. Telefonun yuvarlatılmış köşelerde Samsung Galaxy S6'nın oldukça kibar bir görünüm kazanmasına olanak sağlıyor. Samsung Galaxy S6'nın önü ve arkasında Gorilla Glass 4 cam var. Böylelikle bu telefon düşmenin yol açacağı çatlamalara karşı da korunaklı, korumaya alınmış durumda. Samsung Galaxy S6 sahipleri telefonlarını kullanırken biraz daha gönül rahatlığıyla bu telefonu kullanmış olacaklar. Telefonda 2560x1440 piksel çözünürlüklü Quad HD ekran bulunuyor. 5.1 inçlik bu ekran gerçekten yüksek görüş açılarına sahip ve ekrana baktığımızda da renkler bir ayrı parlak, canlı gözüküyor ve keskinlikte bir hayli yüksek seviyede. Önde 5 megapiksel kamera yer alıyor. Bu 5 megapiksel kameranın 1.9 diyafram açıklığı söz konusu. Aynı zamanda gerçek zamanlı HDR özelliği de var. Böylelikle özellikle selfie çekerken Samsung Galaxy S6 sahiplerini bir hayli memnun edecektir. Arkadaki kamerada yine f1.9 diyafram açıklığına sahip. O da özellikle düşük ışıkta iyi bir performans sunmayı hedefliyor. Samsung Galaxy S6'nın ekran altında yine ana ekran tuşunu görüyoruz. Ve bunun dışında yine Samsung Galaxy S6'da parmak izi okuyucusu mevcut. 3 butonu ve ses tuşları yine aynı yerlerde konumlandırılmış. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Telefonda yer alan batarya aynı zamanda kablosuz şarj özelliğini, dahili kablosuz şarj özelliğini de destekliyor. Böylelikle Samsung Galaxy S6'yı herhangi bir kabloya bağlamadan doğrudan şarj cihazına oturtarak şarj etmek mümkün oluyor. Samsung Galaxy S6'daki pil 10 dakikalık şarjda 4 saate kadar çalışacak gücü buluyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunu da belirtelim. Samsung Galaxy S6 ile ilgili daha detaylı incelemeyi hafta içi bulacaksınız. Daha detaylı bir ön inceleme yapacağız. Şimdilik sadece hızlı bir bakış olsun. Detayları da mobilya kamerası içerisinde Teknoblog'da bulacaksınız. Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S6 ile birlikte tanıtılan diğer akıllı telefon da Samsung Galaxy S6 Edge oldu. Samsung'un geçen yılın Eylül ayında tanıtmış olduğu Galaxy Note Edge'in Galaxy S serisine uyarlanmış versiyon olarak nitelendirebiliriz. Galaxy S6 Edge'i. Ekran kavisli bir ekran. İki kenarda kavis durumu söz konusu. Böylelikle Samsung Galaxy S6 Edge biraz daha estetik bir yapı kazanıyor. 5.1 inç Quad HD ekran var Samsung Galaxy S6 Edge'de ve yine metal kullanılmış bir telefonda da Galaxy S6'da olduğu gibi gördüğünüz gibi Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge yan yana tutulduğunda Galaxy S6 Edge'in kenarlarının biraz daha ekran tarafından işgal edildiğini görüyorsunuz Galaxy S6'ya göre. Samsung Galaxy S6 Edge'de de Quad HD ekran var dedik. Tasarım kavis ekran dışında aslında her iki telefonda çok fazla bir farklılık söz konusu değil. Önde yine 5 megapiksel kamera var. Bu 5 megapiksel kamera f1.9 diyafram açıklığı özelliğine sahip. Arkadaki kamerada da yine aynı şekilde f1.9 diyafram açıklığı söz konusu. 8 çekirdekli işlemci var. 32, 64 ve 128 GB dahil hafıza seçenekleri söz konusu. Android işletim sistemi ve üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü var. TouchWiz kullanıcı arayüzünde çok fazla değişiklik görmüyoruz. Ufak tefek oynamalar söz konusu daha önceki TouchWiz'e göre. Böylelikle biraz daha sade, biraz daha kullanışlı bir kullanıcı arayüzü deneyimi sunuluyor Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge'de. Samsung Galaxy S6 Edge'in detaylı bir ön inceleme videosunu altta içerisinde Teknoblog'da bulacaksınız. Bu bir hızlı bakış dilinde biraz daha bu lansman etkinliğinde sizi fazla merakta bırakmamak için çekmiş olduğumuz video olsun. Hafta içerisinde Galaxy S6 ve Galaxy S6 için detaylı ön inceleme videolarını Teknoblog'da bulacaksınız. Atlayacaklarımız şimdi bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.